Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Göklerin Sırrı 4. Göklerin Sırrı 2 1. sezon 4. bölümle beraberiz. Malbonte rotasındayız. Gerçek. Ölümsüzler vücut ısısını ve ağrıyı kontrol edebilirler. Açlıkla susuzluğu bastırabilirler. Vicky, her zaman uslanmaz bir çocuk oldum. Yerimde duramaz, etrafımda yine kendim gibi yaramaz çocukları toplayıp ağaçlara tırmanır. Terk edilmiş binalarda takılır. Çığlıklar atarak bungee jumping yapardım. Her zaman olayların merkezinde bulunur. Bazen tüm belaların kaynağı olurdum. Maalesef göklerde de hiçbir şey değişmedi. Bölüm 4. Veba Balosu. Melekler ve Şeytanlar Akademisi. İlk hissettiğim şey migrendi. Sonra kalp bölgemde donuk bir ağrı hissettim ama fiziksel değil. Hala uykum vardı. Tam olarak kendime gelememiştim. Ama anılar geri geldiğinde keder bir işkence çığı gibi üzerime çöktü. Hepsi gerçek. Birisi elime dokundu. Yatağın yanındaki silüetin eğildiğini, yüzünün ay ışığıyla aydınlandığını dehşetle izleyerek ürperdim. Kendine geldin. Git. Lucifer görevi yerine getirdiğini söyledi. Babanı öldürmüşsün. Başımı sertçe ona çevirdim. Öyle olmadığını söylemek istedim ama zamanında sustum. Lucifer ona neden yalan söyledi? Lucifer'ı düşününce tiksintiyle irkildim. Artık benim gözümde o sadece bir katildi. Bir ödülü hak ediyorsun. En sevdiğim oyuncağım. Balo vesilesiyle çok güzel kıyafetler hazırladım sana. Gitmeyeceğim. Döndüm. Cansız bir şekilde pencereden dışarı baktım. Veba bileğimi o kadar sert sıktı ki neredeyse mucizevi bir şekilde inlememeyi başardım. Anlamıyorsun. Bu bir teklif değil. Herkesle beraber seni de bekliyorum. Kalktı. Kapıdayken ekledi. Kendini zorla getirtme. Veba gittiğinde yataktan kalktım ve yalın ayak banyoya girdim. Duş alıp odaya döndüm. Düzgünce katlanılmış elbiseler koltuğun üzerinde duruyordu. Elbiselere bakıp durdum. Sonra koridordan baloya koşan öğrencilerin sesleri ve telaşlı adımlarını duydum. O zaman üstümü değiştirmeye başladım. Otomatik bir makineymiş gibi hareket ediyordum. Ne neşe vardı ne de hüzün. Vücudum öyle bir şok yaşadı ki. Aşırı gerilimimden yanmış bir ampul gibi tüm duygularım sönmüştü. Son düğmeyi ilikledim. Saçlarımı yaptım. Hazırdım. Şık elbise. Narin prenses. Basit elbise. Seçimini yap. Aslında bu pek uymadı ama bir daha elmas harcayıp değiştiremem. Gitme zamanı geldiğinde kendimi güçsüz ve bitkin hissettim. Güçlüymüş gibi davranmam, gülümsemem, ayaklar altına alınmamış gibi hareket etmem gerektiğini biliyordum. Dikkatlice elbisemi toplayarak yere oturdum. Dua edercesine ellerimi kavuşturdum. Ama dua edeceğim kimse yoktu. Gözyaşlarım yanaklarımdan aşağı aktı. Birdenbire hiçbir şey hissetmediğimi fark ettim. Malbonte'ye karşı yaşadığım duyguları uyandırmaya çalıştım. Ama öfkeden başka bir şey hissetmedim. Veba içimdeki iyi olan her şeyi yiyip bitirmişti. Ben sadece kendi kendimin gölgesi olmuşum. Zindanda geçirdiğim aylar onca işkence, onca zorbalık bende belli bir iz bırakmıştı. İnatla gözyaşlarımı sildim. Bunu hayatta kalmak için kullanacağım. Aşk ve gerçek beni zayıflatır. Şimdi hayatta kalmaya odaklanmalıyım. Yine ayağa kalktım. Eteğimi saçımı düzelttim. Sığınağımdan çıktım. Veba uzun süredir müzik çalınmayan ve genç çiftlerin vals yapmadığı salonu restore etti. Bu salon terk edilmiş, unutulmuştu. Orada sadece güneş ışınları ve rüzgar kalmıştı. Ama o gün tozlar temizlenmiş, mumlar yakılmış ve ardından konukların kahkahaları yankılanmıştı yine. Bir keresinde Bont'u buraya getirmiştim. Herkesten saklı. Şimdi ise yüzlerce göz Malbonte'ye dikilmişti. Artık saklanmasına gerek yoktu. Yavaşça ilerledim. Öğrenciler çoktan dans ediyorlardı ama yüzlerinde gerginlik ve hatta korku gördüm. Fakat oldukça mutlu hissedenler de vardı. Meleklerin ve iblislerin benden kaçtığını, ilgiye değmeyecek kadar önemsizmişim gibi kısa bakışlar atıp yüzlerini çevirdiklerini fark ederek yoluma devam ettim. Ben bu yüzden onlardan nefret ettim. Bunu görmezden geldim. Benim hakkımda ne düşündükleri, kendilerini kurtarmak için kime yaltaklanacakları umurumda değildi. Benim düşüncelerim de onlarınki gibi hayatta kalmakla ilgiliydi. Ve hayatta kalmak için onların desteğine ihtiyacım yoktu. Ben de herkesle aynı durumdaydım. Tüm tanınmayanlar aynı kaderi paylaşmıştı.
Veba'nın dediği gibi, daha önce hangi rolü oynarsak oynayalım artık ikinci sınıftık. Her şey değişti. Veba'ya bağlılık yemin edenler ise artık favoriydi. Tanınmayanlara zorbalık yapmalarına ve daha önce okulda kimsenin yapmasına izin verilmeyen şekilde davranmalarına izin verildi. İkizler bir kızı köşeye sıkıştırdılar ve kıkırdayarak gri tüylerini yoluyorlardı. Başka bir tanınmayan duvara yaslanmış duruyordu, dudağı yarılmıştı. Ona saldıranın karşılık aldığından şüpheliydim. Mimi'nin de tarzı değişmiş ve güzelleşmiş. Gelmişsin. Mimi, bana öyle acıyarak baktı ki neredeyse boğulacaktım. Nasılsın? Adi ve Sami omuzlarıma dokundular. Teselli edici birkaç söz söylediler. Ay, şu saçımı değiştireyim. Ay, çok yavaş doluyor. Ha, tamam, hızlandı. Çünkü oyunda da bazı seçimleri şu an çok yavaş alıyorum. Ve güncelleme falan her geldiğinde göklerin sırrı yüzünden şey oluyor. Oyun kasıyor. Girmiyor. Tüm saçlar kötüymüş. Bir daha bunu alayım. Adi ve Sami omuzlarıma dokundular. Teselli edici birkaç söz söylediler. Bunu düşünmemeye çalışıyorum. Lucifer salona girdi. Kalabalığa baktı ve ancak o zaman yavaşça dansçılara doğru ilerledi. Ucube. Sami parmaklarını iç içe geçirdi ve nazikçe gözlerinin içine baktı. Karışmasan iyi edersin. Adi öfkeyle Lucifer'ı bakışlarıyla takip etti. Bedelini ödeyecek. Sessiz kaldım. Bir bardak şampanya aldım ve yavaşça içerek salona baktım. Gözyaşlarımı bastırmaya çalışarak gözlerimi kırpıştırdım. Konuyu değiştirmek isteyerek sordum. O ikizleri tanıyor musunuz? İkizler de yine iyi. Melezler. Evet, ama bu nasıl mümkün olabilir? Meleklerle iblislerin birlikte olması hala yasakken doğmuş olmalılar. Öyle görünüyor. Ama bunca zaman neredeydiler? Adi kadehimi alıp bitirdikten sonra özetledi. Belli ki saklanıyorlardı. En azından onları daha önce görmedim. Peki siz? Görmedim. Ben de. Buraya nasıl geldiler? Veba mı onları davet etti? Belki. Buraların en sakini onlar gibi görünüyor. Sanki diğerlerinden biraz daha fazlasını biliyorlar. Belki de onlara biraz daha yakın durmakta fayda var. Geliyorum hemen. Onların yanına gitmek istiyorsan bunu yapmasan iyi edersin. Pek arkadaş canlısı görünmüyorlar. Veba geçmişimizin artık bir anlam ifade etmediğini söylese bile. Kim olduğumu ve neler başardığımı hatırlıyorum. Beni korkutamazlar. Herkesi bırakıp ikizlerin yanına gittim. Gözyaşlarından sıkıldıkları kızı çoktan salmışlardı ve şimdi birbirleriyle fısıldaşıyor. Gözlerini kısarak salonu tarıyorlardı. Merhaba, benim adım Vicky, ben. Senin kim olduğunu biliyoruz. Dengeyi sağlayan. Kardeşine başını salladı ve gururla başını kaldırdı. Bizim gibi. Bir de biliyoruz ki sen. Bana sırıtarak baktı. Malbonte ile beraber yönetiyordunuz. Önemli biriydin. Gücünün bir kısmını çaldığın için mi yoksa canı istediğinde bacaklarını hemencecik açtığın için mi seni yanında tutuyordu merak ediyorum. Sen 5 kuruş etmezsin. Sözlerinden tiksindim ama belli etmedim. Çok cesursunuz. Acaba dokunulmazlık yasası henüz iptal edilmezken neredeydiniz? İkizler birbirlerine baktılar ve onlar daha toparlanmadan sordum. Adınız nedir? Benim adım Chris. Bir diğeri gönülsüzce mırıldandı. Astar. Size birkaç soru sorabilir miyim? Astar pis pis sırıttı. Peki karşılığında bize ne vereceksin? Ne demeli? Haddini bildir. Ne dilerseniz. Ne dilerseniz sanki Astar'a verilmemesi, asla verilmemesi gereken bir cevap. Kiminle konuştuğunuzu unutmayın. Sizden korktuğumu mu düşünüyorsunuz? Veba sizi korusa bile, onun sizi umursadığına gerçekten inanıyor musunuz? Gücüm ve rütbem olmasa bile hala bağlantılarım var. Güvenin bana. Gerçekten istersen başınız belaya girer. İçindeki umutsuzluk gittikçe azalıyor. Biz istersek başın hemen şimdi belaya girer. Kudurma. Astar karşılık olarak sadece güldü. Kardeşini durdurdu. Ona dokunma. Tavrını beğendim. Onun hakkında o kadar çok konuştular ki hayal kırıklığına uğrayacağımı zannettim. Tamam, sor. Ne var? Hepsini soralım. Dokunulmazlık yasası yürürlükten kaldırılıncaya kadar nerede saklanıyordunuz? Biz şeydeydik. Astar. Ne? Artık yasak değiliz. Saklayacak bir şeyimiz yok. Cehennemde yaşıyorduk. Kimde? Orada burada. Babam yasa yürürlükten kaldırılana kadar bizi bir yerden bir yere taşıdı. O şimdi nerede? Kim, babam mı? Şeytan bilir nerede. Veba ile nasıl bir ilişkiniz var?
İlişkimiz mi? Patron artık o. Biz onun sadık takipçileriyiz. Neden ona biat ettiniz? O bir canavar. Biz de canavar sayılırdık. Ne olmuş yani? Buraya nasıl geldiniz? Veba bizi buldu. Akademiye davet etti. Daha önce burada okumamıza izin verilmiyordu. Varlığımızdan kimsenin haberi yoktu. Ama şimdi... Sizce neden seni davet etti? İkizler birbirlerine baktılar ve sadece omuz silktiler. Soru yok. Arkamı döndüm. Mimi, Sami ve Adi'yi aradım. Kalabalığın içinde onları fark ederek ikizlere şöyle dedim. Gitmem gerekiyor. Böylesine büyüleyici bir sohbet için teşekkürler. Ayrılmak üzereydim ama Astar elimden tuttu ve beni kendisine doğru çekti. Hey, olmaz öyle. Hepsi bu mu? Senin gibi bir yıldız ile her gün konuşmuyoruz. Bırak gideyim. Yok, olmaz. Kurtulmaya çalıştım ama ısrarla beni sıkıca tuttu. Chris kardeşinin omzuna dokundu. Bize bakıyor. Bakışlarını takip ettim. Şık bir elbise giymiş Veba. Malbonte ile kol kola yürüyordu. Gerçek bir beyefendi gibi Malbonte ona baloda eşlik ediyordu. Veba herkese el sallayıp gülümsüyordu. Malbonte ciddiydi ve doğrudan bize bakıyordu. Kıskan, kıskan. Nasıl bizi bıraktın be? Sadece bir bakışla ikizlerin eylemlerine karşı tavrını gösterdi. Astar beni hemen serbest bıraktı. Tamam, git buradan. Görünüşe göre yıldız başka birine vaat edilmiş. Vaat edilmiş ne demek? Göreceksin. Elime Astar'ın dokunduğu yerde parmak izlerini temizler gibi gezdirdim. Ben yanlarına dönünce arkadaşlar beni soru yağmuruna tuttu. Ne konuştunuz? Düşündüğüm kadar pislikler mi? Sana dokunmadılar değil mi? Öğrendiğim her şeyi anlattım ama veriler pek net değildi. Başı dik tutan Veba tüm salona geçerek şu an olsa herkesin karşısına çıktı. Şah da şahbaz olmuş. Geldiğiniz için teşekkürler. Bugün harika bir akşam olacak. Sizinle harika korkunç şeyler yapacağız. Ve yolculuğumuzun başlangıcının şerefine size bir hediye vermek istiyorum. İkizlerin birbirlerine nasıl pis pis sırıttıklarını fark ettim. Artık ölümsüzler kendilerine oyuncak alabilecekler. Ancak yalnızca tanınmayanları... Ne? Sizin şu eski dokunulmazlık yasası çok sıkıcıydı ama heyecan verici. Öyleyse durdu. Cilveli cilveli Malbonte'ye baktı. Malbonte'ye de yürüme ya. Ama ona bakmadığını fark ederek gözlerini devirdi ve tekrar bize döndü. Bu yüzden ölümsüzlerin birlikte olacakları partnerlerini seçmelerini istiyorum. Güçlünün yanında olmasını, zayıfın yanında olmasını istiyorum. Kaosu severim ama kontrol edebildiğin kaos daha güçlüdür. Avuçlarını birleştirip yanağına bastırdı. Mutlu bir şekilde tepkimizi bekliyordu. Çoğu kişi bu haberden memnun görünmüyordu. Ama Veba'nın istediği zaten buymuş gibi görünüyordu. Sandalyelerden birini aldı. Onu ortaya sürükledi ve oturdu. Bazı çiftleri kendim seçeceğim. Dino. Onu kalabalığın içinde buldu ve başını salladı. Dino yavaşça ona yaklaştı. Fenzi'ye öyle konuştuk ve Lirino'nun senin için mükemmel olacağına karar verdik. Tabii ki. Peki neredesin? Çık buraya. Birkaç öğrenci Lirino'nun geçmesine izin vermek için iki tarafa ayrıldı. Kız Veba'ya boyun eğdi. Lilu da ne kadar değişmiş. Benim için büyük bir onur hanımefendi. Bundan sonra sen ve Dino birbirinize ait olacaksınız. Sadık olacağınızdan bizzat kendim emin olacağım. Yoksa... Dino başını eğdi. Evet hanımefendi. Şimdi defolun gözümün önünden. Daha bir sürü çift ayarlamam lazım. Lilu Dino'ya elini uzattı. Tereddüt etti ama yine de kızın elini tuttu. Birlikte kalabalığın içinde kayboldular. Veba safkan olarak doğan ölümsüzlerden eş seçmeye devam etti. Bizim de çıkmamız lazım. Ne? Ne için? Adi Sami'nin omuzlarını tuttu ve delici bir şekilde gözlerinin içine baktı. Ya bizim için başka bir çift seçerse, ya bizi ayırırsa? Sami bir süre Adi'ye biraz hüzün ve korkuyla baktı. Ama sonra onaylayarak başını salladı. Haklısın. İyi şanslar çocuklar. Veba'nın önüne çıktılar, başlarını eğdiler ve bir çift olarak tanınmak istediler. Atlı kadın güldü, elini salladı. Melek ve şeytan, iki erkek, güzel, izin veriyorum. Teşekkürler efendim. Teşekkür ederiz hanımefendi. Onlar için çok mutlu oldum. Ölüm onları ayırdı ama artık resmen birlikteler. Veba birlikteliklerini onayladı ve bundan böyle atlı kadının aşkları için onları cezalandıracağından korkarak duygularını saklamalarına gerek kalmadı. Aşk bizi daha güçlü kılar, aşk bizi savunmasız kılar. Ama benden bu imkanı aldı. Artık Veba onların duygularını biliyor ve bundan faydalanabiliyor. Bazı çiftler reddedildi. Ölümsüzlerin çoğu partner edindiğinde Veba tanınmayanlara geçti. Onları değerli eşya olarak sağa sola dağıttı. Birçoğunu kölenin sahibi olma fikri çok mutlu etti.
Oyuncağınızla istediğinizi yapabilirsiniz. Ancak başkalarının oyuncağınıza dokunma hakkı yoktur. Tabii kendiniz izin vermezseniz. Veba bizi satılığa çıkarmıştı sanki. Biri başını eğmiş olarak çıkıyor ve bir evcil hayvan talep ediyordu. O zaman veba zıplayıp haykırıyordu. Satıldı. Astar kalabalığın arkasından çıktığında veba ona tatlı tatlı dedi ki, herhangi birini seçebilirsin. Çok cömertsiniz hanımefendi. O zaman Vicky. Allah seni kahretsin. Vicky diyor ya. Hayır. Salonda coşkulu bir fısıltı yankılandı. Beni almak isteyen birkaç kişi daha çıktı. Veba bana hoşnutsuz bir bakış attı. Hayır. Bu küçük hayvan çoktan satıldı. Benim o. Seninle olacağımız Astar'la olaydık daha iyiydi. Kendine başka bir tane bul. Astar atlı kadın ile tartışmaya cesaret edemedi. Astar'ın değil de vebanın kölesi olma ihtimalime sevinsem mi yoksa dehşete mi düşsem bilemedim. Tabii ki de dehşete düş. Ama gürültü kesildiğinde Lucifer aniden vebanın önüne çıktı. Bir dizinin üzerine çöktü ve şöyle dedi. Efendim, onu bana verin. Malbonte rotasında da mı sen bizim sahibimiz oluyorsun? Ne yapıyor? Sana mı? Ne için? Onunla akademi günlerinden beri tanışıyoruz. Gerçek bir umutsuzluğa kapılması için ona nasıl davranacağımı biliyorum. Size olan bağlılığımı kanıtlamama izin verin. Söz veriyorum bu işi başaracağım. Hayır. Veba bana döndü. Ne dedin? Senin kölen olmayacağım. Burada hayır demeseydi veba vermezdi ama hayır dediği için verecek. Lucifer bana bakmadı bile. Vebaya bakmaya devam etti. Hanımefendi, beni onurlandırır mısınız? Atlı kadın gözlerini benden ayırmadı. Sonra dudakları yavaşça tatlı bir sırıtışla açıldı. Onurlandırırım. Ama hanımefendi, Lucifer bunu başarır, biliyorum. Veba kalktı, Lucifer'a yaklaştı ve tırnağıyla çenesini dürterek sessizce ekledi. Beni hayal kırıklığına uğratmak istemez, değil mi? Evet hanımefendi. Bir anda nefes alamadım. Her yer havasızlaştı, başım döndü. Ama şartlarım var, elbette. Talep ettiğim anda onu bana vereceksin. Ve zincirlerini çıkarmayacaksın. Dino kalabalığın içinden çıktı. Gücü yoksa zincirli kalmasının ne anlamı var hanımefendi? Lucifer omzunun üzerinden Dino'ya baktı. Özgür olmadığını hatırlaması için. Gücünü kaybedince ne kadar düştüğünü hatırlaması için. Prangalar içinde umutsuzluğu daha tatlı olacak. Ve bacı yakladı. Memnun kaldı. Sana halledebileceğini söylemiştim. Tamamdır. Vicky artık sizin. Olamaz. Lucifer ancak o an bana baktı. Bakışı hiç beğenmedim. Mimi'ye gelince onu Chris'e vereceğiz. Mimi'ye koştum. Onu kollarıma aldım. Sanki bu onu vebadan kurtarabilirmiş gibi. Lanet olsun ona. Ama hanımefendi, Mimi ölümsüz olarak doğdu. Ailesi kaçtı. Birinin cezalandırılması gerekiyor değil mi? Ben kimsenin kölesi olmayacağım. Ölmek istemiyorsan olacaksın. Chris atlı kadına eğildi. Böylesine cömert bir hediye için teşekkürler hanımefendi. O an veba sandalyesinden fırladı ve Malbonte'yi elinden tutarak onu salona sürükledi. Ve şimdi dans, maestro. Müzik çalmaya başladı. Yüksek akorlar benimle alay ediyor gibiydi. Sinirlerim daha da bozuldu. Dans edenlerin topuk sesi ruhumda tepiniyor gibiydi. Malbonte vebanın önünde eğildi. Onu belinden tuttu ve sanki diğerlerine örnek veriyormuş gibi bir dans etmeye başladılar. Ya rotamız Malbonte mi, emin miyiz? Bu ne ya? Çiftler etrafımda vals yaparken başım dönerek salonun ortasında durdum. İncinmenize izin vermeyeceğiz kızlar. Chris ve Lucifer sizi üzmeye cüret ederse bu işin peşini bırakmayacağız. Tekrar hiçliğe dönün diye herhalde. Bu akşamdan bıktım. Gidebilir miyiz? Bence yapılacak en iyi şey bu. Çıkışa yöneldiğimiz an Chris Mimi'ye yaklaştı. Artık aynı teknedeyiz. Benimle dans eder misin? Ölsem daha iyi. Bunu ayarlayabilirim. Aralarına girdim. Mimi seninle dans etmek istemiyor. Ona kimse sormadı. Lucifer Sami ve Adi'nin arkasında durdu. Herkes ona döndü. Yüzlerinden belliydi. Bir söz daha ve kavga çıkacaktı. Lucifer tek kelime etmeden elini bana uzattı. Açık avucuna baktım. Kurtuluş şansımın en az %20'ye ulaşması için hangi yöne kaçmam gerektiğini düşündüm. Niyetimi tahmin ederek şöyle dedi. Artık bize aitsiniz. Bir parça beyniniz varsa karşı çıkmamanın daha iyi olduğunu anlayacaksınız. Mimi öfkeyle ona döndü. Lucifer senin neyin var? Sen bu değilsin. Çocukken böyle değildin.
Bir de beni annemin karnındayken hatırlasaydın. Sami dirseğine neredeyse dostça dokundu. Bırak kızlar gitsin, lütfen. Hayır. Lucifer kolumdan tuttu ve beni diğer dansçılara doğru çekti. Arkamı döndüm ve Chris'in Mimi'yi yanında sürüklediğini gördüm. Artık direnmiyordu ama yüzü o kadar solgun, cansız ve üzgündü ki Chris'in bile kafası karışmıştı. Genç adam kıza bir şey söyledi. Tenine neredeyse dokunmamaya çalışarak kolunu beline doladı ve sonra diğerlerinin arasında kayboldular. Benden bu kadar mı hoşlanmıyorsun? Lucifer'a baktım. Ne? En azından nezaket gereği dans bitene kadar bana baksaydın. Bize nezaket dersi veren kişi de sensin. Beline koyduğu parmakları biraz daha sıktı. Hangi nezaketinden bahsediyorsun? Senden tiksiniyorum. Babamı öldürdün ve şimdi nezaketinden bahsetmeye cüret mi ediyorsun? Lucifer belli belirsiz başını salladı. Şimdi bakışları başımın üzerinde bir yerlerde dolaşmaya başladı. Malbonte ile dansın tadını çıkaran vebanın histerik, çılgın kahkahası duyuldu. Malbonte ise heykel gibiydi, duygusuz. Kulak ve ritim duygusundan yoksun. Ama birden çiftler değişmeye başladı. Sanki vitesler değişmiş, hanımlar başka beylerin kollarındaydı artık. Ne yapmalı? Lucifer ile dans etmeye devam et, başka bir çift seç, dans etmeyi bırak. Kaçabileceğim delik aradım. Şimdi ne olacak? Dino, Malbonte, Mimi. Malbonte tabii ki de. Herkesin çift değiştirdiği anda bize en yakın ölümsüz Malbonte'ydi. Tereddüt etmeden vebanın elini bıraktı ve beni yakalayarak peşinden sürükledi. Gözümün ucuyla Lucifer ve atlı kadının şaşkınlık içinde nasıl donup kaldıklarını ve bize baktıklarını fark ettim. Ay, bu sahne bana çok büyük haz verdi şu an. Aniden Malbonte'nin vücudu müziğin çağrısına yanıt vermeye başladı. Veba ile dans ederken tahta gibiydi. Benimle ise bambaşka bir seviye gösteriyordu. Kendime gelmeme fırsat vermeden nasıl ve hangi tarafa hareket edeceğimi gösterip yönlendiriyordu. Gözlerinin içine bakarken göz bebeklerinde kendimi kaybetmiş, itaatkar ve iradesizdim, cesaretimi yitirmiştim. Malbonte'nin bakışları merhamet bilmiyor, taviz vermiyordu. Kollarının arasındayken ona karşı çıkacak cesaretim yoktu. Benden korkuyor musun? Bunu hoşnutsuz bir tavırla, neredeyse hayal kırıklığına uğramış bir şekilde söyledi. Herkes senden korkuyor. Ama sen korkmuyordun. En azından diğerleri gibi değil. Senden korkmuyorum. Ölmekten korkuyorum. Seni öldüreceğimi mi düşünüyorsun? Bilmiyorum. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Malbonte'nin sırtı dik ve gergindi. Açık avucunu kürek kemiklerime yapıştırıp hafifçe bastırıyor, beni yönlendiriyordu. Öyle bir hızla hareket ediyor ve dönüyorduk ki elbisemin etekleri ayaklarıma dolanmıştı. Çiftler bizimle çarpışmamak için önümüzden çekilmek zorunda kalıyordu. Ama Malbonte onlara bakmıyordu bile. Beni bakışıyla yiyordu. Ama sevgi dolu değil. Test eden bir bakıştı bu. Ruhuma girmek, düşüncelerimi öğrenmek istiyor gibiydi. Onunla göz temasımı kesip yüzümü başka tarafa çevirme gücünü buldum. Neden vebaya uyuyorsun? Sen de mi korkuyorsun yoksa? Ondan korkmuyorum. Ben nefretle hareket ediyorum, umutsuzlukla değil. Kime karşı nefret? Malbonte beni döndürdü. Sonra bir an donup kaldı. Gözlerimin içine baktı. Ardından geri çekilmeyi bilmeyen bir kruvazör gibi çalkantılı dansçı akışını yararak tekrar salondan geçti. Yeni dünyada hayatta kalamayacak kadar zayıfsın. Sen ise güçlendin. Nasılsa melez kanın var. Birbirimize o kadar yakındık ki bazen tesadüfen çenesi alnıma değiyordu. Çok nadiren ve sadece bir saniyelik. Ama içimde bir dehşet dalgasının ve henüz tanımlayamadığım başka bir şeyin yükselmesi için yeterliydi. Onunla uzun 10 sene birlikteydik ama artık bunun bir önemi yoktu. Gitmesine izin vermek zorundaydım. Haklısın. Ne? Malbonte cevap vermedi ama bakışından her şeyi anladım. Dehşete kapıldım, uzaklaşmak istedim ama izin vermedi. Aklımı mı okudun? Çok yüksek sesle düşünüyorsun. Kafamın içine öyle yavaş ve dikkatli bir şekilde girmiş ki hissetmedim bile. Bunu ne sıklıkla yapardı acaba? İlk defa. Kes şunu. Bunu neden yapıyorsun? Senle hala bağlıyız Vicky. Beni tekrar döndürdü. Nefesimi tuttum. Hareketlerinin gücüne teslim oldum. Tüm dünya yanacak Vicky. Ve sen bundan memnun mu olacaksın? Sadece bir durumda. Müzisyenler çılgınca keman ve piyano çalıp dans müziğini sonlandırmaya hazırlanıyordu. Dansımız bitmişti. Malbonte elini uzattı. Ona yan durmam için beni tuttu. Sonra tek bir hareketle döndürüp tekrar sırtımı kendine bastırdı.
Nefesi kulağımın hemen üzerinde hissederek usulca fısıldadım. Hangi durumda memnun olursun? Malbonte beni tekrar döndürdü. Kendine doğru çekti. Ve o kadar aşağı eğdi ki saç uçlarım yere değdi. Yüzlerimiz birbirinden bir santim uzaklıktaydı. Malbonte ağzını açtı ve tam onun beni öpmek istediğini düşündüm ki o neredeyse dudaklarını benimkilere değdirerek şunu fısıldadı. Ölmesini istediğim kişi ölürse ve kurtarmak istediğim kişi hayatta kalırsa. Yani biz. Malbonte ile yakınlaştınız. Malbonte ile dans sahnesi çok çok iyiydi yalnız. Doğruldu. Beni de peşinden kaldırdı. Müzik durdu. Malbonte'nin elleri sırtımdan aşağı kaydı ve sonra o geri çekildi. Eğildi. En son şöyle dedi. Hayatta kalmak istiyorsan daha kurnaz olmalısın. Ve sonra dağılan öğrenci kalabalığının arasında kayboldu. Nedense utandım. Heyecandan kızardım. Adi, Sami veya Mimi'yi bulmak için koştum. Nefes almak için durdum. Titreyen ellerimi saçlarımın arasından geçirdim ve eteklerimi düzelttim. Heyecanla etrafıma bakınarak yine Malbonte'yi aradım. Ölmeyi düşünmüyorum. Tavsiyen için teşekkürler. Kaçabileceğim delik aradım. Şimdi ne olacak? Dans etmeyi bırak. Hepsine de elmas harcayamam ki. Yusuf'un ellerini kararlı bir hareketle üzerimden attım. Yeter artık. Beni tutmaya çalıştı. Dansımız henüz bitmedi. Ondan kaçmayı başardım. Bitti diyorum. Kendimi kalabalığın içine attım ama Lucifer beni yakalayıp tekrar peşinden sürükledi. Titreyen ellerimi saçlarımdan geçirdim. Eteğimi düzelttim. Heyecanla etrafıma bakınırken yine Lucifer'ı aradım. Bundan sonra birileri bana hep ne yapmam gerektiğini mi söyleyecek? Adi ve Sami diğerleriyle birlikte dans ediyordu. Müzik durunca birbirimizi bulduk. Sami'nin yanakları dans ettikten sonra kıpkırmızıydı ve Adi hala nefes nefeseydi. Şaşırtıcı bir şekilde oldukça mutlu görünüyorlardı. Bundan hoşlanmaya başladığınızı görüyorum. Öyle değil. Adi ellerini iç içe geçirdi. Birbirimizi kaybettik ve şimdi yeniden bulduk. Bırak tadını çıkaralım. Mimi gözlerini devirdi. Glif'ten bir yudum aldı ve babaya baktı. Tahtına oturdu. Ellerini kolçaklara koydu ve şimdi halkını izleyen bir kraliçe gibi etrafına, öğrencilere bakıyordu. Malbonte yavaş yavaş babaya döndü. Arkasında durdu. Salonda bir yere baktı. Bakışlarını takip ettim. Korkmuş ve utanmış Kira, Misilina'ya sokulmuştu. Malbonte eğildi ve Veba'ya bir şeyler fısıldadı. O da genç Melez'e baktı. Kira, yanıma gel. Veba onu parmağıyla çağırdı. Misilina çocuğu atlı kadının pençelerine bırakmak zorunda kaldı. Otur. Veba'nın tatlı sesi bu sert komuttan bile daha uğursuz geliyordu. Kira bu istek karşısında titredi ama söyleneni yaptı. Görünüşe göre Veba çocuğu kucağına almaktan utanmış ve rahatsız olmuştu. Salonu görebilmek için Kira'yı bir tarafa ittirmişti. Fenzio Dino ile bir şeyler konuşuyordu. Onu durdurmak ister gibi elini tutuyordu ama Fenzio bir şey söyledi ve Dino onu bırakmak zorunda kaldı. Haberlerin vardır umarım. Fenzio atlı kadına eğildi. Evet hanımefendi. Bilinci etkileme ve engelleme yeteneğinden kurtulma yöntemini öğrendim. Neymiş? Bu güçler özel bir dövme ile kazanılıyormuş. Etkilerinden kurtulmak için onları mavi ateşle dağlamak ve yaranın üzerine yenisini açmak gerekiyormuş. Güzel meleğim, öyleyse bunu bu tür yeteneklere sahip herkesle yapalım. Veba yine kalabalığın içinde beni buldu. Onunla başlayalım, onu bana getir. Hayır. Kalabalığın arasından çıkışa doğru koştum ama daha birkaç adım atmaya fırsat bulamadan Malbonte önümde belirdi. Onun göğsüne çarptım, korkuyla başımı kaldırdım ve buz gibi bakışlarıyla karşılaştım. Geri dön. Nasıl bu kadar hızlı hareket ediyor? İleriye doğru bir adım attı. Beni geri çekilmeye zorladı ve bunu tekrar yaptı. Sonuç olarak geri dönüp yine Veba'ya yaklaşmak zorunda kaldım. Bana patronluk taslayarak baktı. Tembelce şöyle dedi. Şimdi kafan bana her zaman açık olacak. Güçlü savunmaların arasından geçmek çok yorucuydu. Biraz daha yaklaştı. Sahip olduğun son gücü kaybetmek nasıl bir şey? Hayatta kalacağım. Ne olursa olsun hayatta kalacağım. Veba Fenzio'yu parmağıyla çağırdı. Hazır mısın? Evet hanımefendi. Ayağa kalktı ve öğrencilere seslendi. Bilinci blok etme ve bilinci etkileme yeteneğine sahip herkesin maruz kalacağı bir ritüele şahit olacaksınız. Bundan kaçınmaya çalışan herkes idam edilecek. Veba Fenzio'ya başını salladı. Başlayabilirsin. Arkamdan biri ellerimi tuttu. Kaçmaya çalıştım ama nafile. Ritüel süresince prangalar çıkarılmalı. Veba meydan okurcasına içini çekti. Peki ısrar ediyorsan. Fenzio gözlerimin içine bakıp garip, açık ve aynı zamanda anlamlı bir bakış attı ve ardından prangamı çıkardı. Bunu o kadar hızlı yaptı ki menteşeleri kopardı. Al işte, kırdın.
Böyle bir şey vardı. Al işte gırdın gırdın diye sanki. Affedersiniz hanımefendi. Veba hizmetçiyi çağırdı. Yeni bir süs getir. Durdu ve ekledi. Bacağı. Hasret içinde anladım ki veba beni serbest bırakmamış. Sadece prangamın yerini değiştirmişti. Fenzio çantadan mavi bir toz çıkardı. Meşalenin üzerine döktü ve Lucifer'a döndü. Yardım edecek misin? Lucifer parmaklarını şaklattı ve meşale alev ile yandı. Fenzio yaklaştı ve bir duraklamadan sonra fısıldadı. Acıtacak. Alev alev yanan meşaleyi cildime bastırdı ve içimi keskin, dayanılmaz bir acı delip geçti. Çığlık attım, dizlerimin üzerine çöktüm. Elleri beni hemen serbest bıraktı. Veba yerinden fırladı. Fal taşı gibi açılmış, vahşi bakan gözlerle bana doğru koştu. Ve şimdi dönme. Elini yanağa bastırdı. Kara gücünün içime süzüldüğünü hissettim. Kavga sebebi. Deniz ejderhası. Kanatlar. Vebayı ittirdim. Umutsuzluk doluydum. Öfke doluydum. Nefret doluydum. Veba gözlerimdeki ateşi beğenmedi. Bana öyle bakmaya nasıl cüret edersin? Veba saçlarımı ensemden tutup başımı geriye doğru çekti. Ve bir süre yüzüme baktıktan sonra beni ittirdi. Seninle sonra ilgileneceğiz. Bana olan ilgisini kaybetti ve yerine döndü. Diğerlerini getir. Ben derin derin nefes alırken biri bacağıma yeni bir pranga taktı. Ölümsüzlüğümün kalan tüm yetenekleri, tüm enerjisi hemen ona akmaya başladı. Müzik kesildi. Herkes için eğlence bitmiş ama veba için yeni başlamıştı. Öğrenciler arasında etkileme ve zihni gizleme yeteneğine sahip sadece birkaç ölümsüz çıktı. O zaman veba ritüele ihtiyacı olmayanlara da aynı süreci yaşatmaya karar verdi. Deli gibi gülüyor, histerik kahkahalarıyla korkutuyordu. Ama kimse oradan ayrılmaya cesaret edemiyordu. Bir süre sonra veba sandalyesinde arkasına yaslandı ve yorgun bir şekilde elini salladı. Tamam, bugünlük bu kadar yeter. Şef müzik. Keman yine çaldı ama kimsenin dans etme isteği yoktu. Ne duruyoruz? Bir çift tereddütle salonun ortasına çıktı. Müzisyenler korkuyla melodiyi tutturmaya çalıştılar. Dans edenler ise sanki onun onayını bekliyormuş gibi dehşet içinde vebaya baktılar. Etrafta neler olduğunu zar zor anlayarak sessizce çıkışa doğru ilerledim. Kapıyı açıp koridordan aşağı koştum. Vicky bekle. Duvara yaslandım. Gözlerimi kapattım ve soluklanmaya çalıştım. Mimi, Adi ve Sami koşarak yanıma geldi. Nasılsın? Daha iyi olduğum olmuştu. Seni odana götürelim. Gözlerimi açtım. Onlara yorgun bir bakış attım. Veba yokluğunu fark ederse ne olacak? Veba oyuna doydu. Şimdilik onun umrunda değiliz. Adi beni kolumdan tuttu. Devam etmeme yardım etti ve neşeyle dedi ki senin odanda takılabiliriz. Bence birbirimize anlatacak çok şeyimiz var. Ölümden dirildik ama yeterince onurlandırılmadık değil mi Mimi? Ah evet, güldüm. Ne demeli? Hadi biraz eğlenelim. Oleş. Şefa'ya şükürler olsun. Hala bizimlesin. Mimi diğer taraftan koluma girdi. Birbirimize gülümsedik ve yolumuza devam ettik. Adi odamın kapısını itti ve bizi içeri çekti. Yatak benim. Adi yatağa atladı. Yastıkları dağıttı ve elini başının altına koyarak hülyalı bir tavırla şöyle dedi. Hayatta olmak ne güzel. Bir türlü alışamıyorum. Yanına oturdum ve dikkatlice sordum. Peki nasıl bir duygu? Sami yere oturdu. Dizlerini kendine çekti ve şöyle dedi. Soğuk, saçma, kafan çalışmıyor. Geçmişine, kim olduğunu ve nasıl öldüğünü hatırlamıyorsun. Evet, sadece varsın. Bu kadar. Kulağa korkunç geliyor. Yok ya, sana ne olduğunu anlamıyorsun. Acıyı idrak edemiyorsun. Böyle olunca canın yanmıyor. Adi bana şefkatle baktı. Sen nasılsın? Biz yokken neler oldu? Onlara her şeyi anlattım. Yorum yapıp dalga geçiyor. Arada bir öfkeleniyorlardı. Mimi sessizdi. Çocukların soruları bitince melankolik sessizliğin nedenini çözmeye çalışarak ona döndüm. Mimi... Mimi, her şey yolunda mı? Hemen doğruldu, bakışı netleşti, dudakları hafif bir gülümsemeyle gerildi. Bir robotun çalışma düğmesine basılmıştı sanki. Düşünüyordum da, daha önce olduğu gibi birlikteyiz. Savaş gelene ve biz ayrılana kadar. Bundan sonra ne olacak sizce? Adi dirseğinin üzerinde doğruldu. Hey, üzücü şeylerden bahsetme. Peki her şeyin kötü olacağını kim söyledi? Sami yatakta Adi'ye atladı. Onun ağırlığından sıçradık, alnımız çarpıştı. Hey, dikkatli ol. Buhar atmosferi kahkahalar dağıttı. Arkama yaslanıp düşünceli bir şekilde tavana baktım. Bir zamanlar onlarla tekrar birlikte olmayı hayal etmiştim. Aynen bu şekilde uzanıp birbirimizle dalga geçeceğimizi, şaka yapacağımızı hayal etmiştim. Hayalimin dünyamız kıyamet eşiğindeyken gerçek olacağını kim bilebilirdi ki? Bir şey elde ettiğinde bedelini ödemeye hazır olmalısın. Bedel her zaman eşdeğerdir ancak sevinci de sıfırlamış olur. Annem beni görünce bayıldı.
Benimkiler de öyle çok ağladı ki neredeyse beni gördüklerine sevinmediklerini sandım artık. Mimi güldü. Anne babanızın sevgisini mi yarıştırıyorsunuz? Ailem vebadan kaçtı. Ben annemin hayatta olup olmadığını bilmiyorum bile. Onu tanıyorsam geri dönmüş olsa bile. Rebecca sana yardım etmeyi uygun görmemiş olabilir. Mimi. Ne? Doğruyu söylüyorum. Mimi bize katıldı. Bana sarıldı ve uyutmak ister gibi salladı. Asıl mesele şu an beraber olmamız. Gerisi boş. Güzel söyledin ufaklık Mimi. Bana öyle deme. Somurtkan Mimi dışında herkes güldü. Mimi arkadaşların sayesinde umutsuzluğum büyük ölçüde hafifledi. Mimi ve Sami'nin elinde tuttum. Başımı Adi'nin uyluğuna koydum ve şöyle dedim. Sizin yanınızda kendimi daha güçlü hissediyorum. Siz benim her şeyimsiniz. Birlikte bu dehşeti atlatacağız. Mimi parmaklarımı daha sıkı kavradı. Öyle. Mimi sana yakın bir arkadaş olarak değer veriyor. Sami'yi öldürdüğü için Fenzio'dan intikam alacağız. Ve vebayı toprağımızdan, dünyamızdan kovacağız. Yapabileceğimizi düşünüyor musun? Adi acıklı bir şekilde içini çekti. Ah bilmiyorum. Karamsarlığın canı cehenneme. Hallederiz. Tüm kararlılığını, bize ve kendisine olan tüm inancını toplarcasına parmaklarını yumruk yaptı ve elini tavana kaldırdı. Hallederiz. Kesinlikle hallederiz. Mimi akademiye ilk geldiğimde çatıdan atlamaya zorlandığımı hatırladı. Çocuklar şaka yapıp gülüyordu. Varlığını fark etmedikleri bir hayalet gibi dinledim konuşmalarını. Oradaydım ama aynı zamanda çok uzaklarda bir yerde görünmez bir ekranın arkasında gibiydim. Onları ne kadar sevdiğimi düşündüm. Ve bize ikinci bir şans verildiği için ne kadar mutlu olduğumu. Hiç şansı olmayan babamı hatırladım. Kirpiklerimden kalan bir gözyaşı yanağımdan aşağı yuvarlandı. Yalnız değilsin Vicky, halledersin. Göz kapaklarım ağırlaştı. Uyumamaya çalıştım ama sonunda yorgunluk beni yendi ve uykuya daldım. Miselina titreyen elleriyle önünde kağıtlar tutarak masanın yanında duruyordu. Veba tarafından icat edilen şartları okuyordu. Bundan böyle liyakatleri ve konumları ne olursa olsun bu dünyada doğan herkes tüm onurlardan yoksun bırakılmıştır. Şu andan itibaren zamanın sonuna kadar onlara tanınmayan diyoruz. Tanınmayanların hakları yoktur. Oyuncağı ile ne yapacağına karar veren bir sahibi olmalı. Atlılara karşı çıkan en iyi ihtimalle sığırların seviyesine iner. Tanınmayan en kötüsü ölüm. Miselina bunları okudukça elindeki kağıt daha çok titriyordu. Kendini toplayıp devam etmek için sık sık soluklanmak zorunda kaldı. Veba kağıtları sabırsızca onun elinden kaptı, buruşturdu ve bir köşeye fırlattı. Ellerini arkasında kavuşturdu ve kalçalarını sallayarak sıralar arasında yürüdü. Lucifer ve Dino artık kokumuyorlardı. Atlı kadının ayak işlerini yapıyorlardı. Şafa dünyanızın en güçlüsüyse kardeşini zindana atmış. Öyle olsun, bana ne? Ama başka boyutların olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyordunuz, gururla ekledi. Daha güçlü yaratıkların yaşadığı boyutların. Tek dokunuşla dünyanızı yerle bir edebiliriz ve yapılması gerekiyorsa yapacağız. Kıyamet günü geliyor, hepiniz yargılanacaksınız. Yeryüzünde yürüyenler, kendi aralarında savaşanlar, ölenler, sağ kalanlar. Kıyamet gününde kimin devam edeceği, kimi bu dünyayı daha ileriye götürmeyi hak edeceğini belirleyecek. Ama cüzdan istisnasız her şeye bulaştıysa dünya iz bırakmadan yanacak. Ve ben de yok edici bir alev elbisesi giyip kemiklerinizin üzerinde dans edeceğim. O kadar dehşet verici bir zevkle konuştu ki herkes huzursuz oldu. İlk masada oturan Kira korkudan gözyaşlarına boğuldu. Veba öfkeyle masaya vurdu. Neden sadece korku hissediyorsun? Seni onun için hazırlamıyorum. Affedersiniz hanımefendi. Pis kız. Veba masaya oturdu ve Kira'yı yanına çağırdı. Hadi gel buraya. Kızı kucağına oturttu ve birkaç kez kabaca kollarını da salladı. Oldu mu? Şimdi korkmuyor musun? Kira gözlerindeki yaşları silerek kararsızca başını salladı. Affedersiniz hanımefendi. Yeter be. Özür dilerim, özür dilerim. En önemlisi korkma sen. Asla hiçbir şeyden korkma. Sen teslim olmadıkça korkunun hiçbir gücü olamaz. Anladın mı? Evet hanımefendi. Tamam. Nerede kaldık? Vebayı yakından takip ettim. Davranışı bana henüz somut kelimelere dökülmemiş bazı şeyler düşündürdü. Bunu daha sonra düşüneceğime dair kendime söz verdim. Fenzio ofise girdi. Topuklarının sesi şakaklarıma çarpıyor gibiydi. Çok sakin, çok kendinden emin. Mide bulandırıcı. Ve işte ana öğretmeniniz. Öğrencilerimize ne yapacaklarını söyle. Fenzio dimdik ve sarsılmaz bir şekilde önümüzde donup kaldı ve şöyle dedi. İnsanlara veba bulaştıracaksınız. Amacınız salgın ve paniğe neden olmak. İlaçların ve tedavinin işe yaramaması için salgın son derece bulaşıcı olmalı. Hızlı yayılmalı.
Öğrencilerden bunu neden yapmaları gerektiğini sormaya cesaret etti. Tık. Ve ölümsüzün kafası patladı. Öğrenciler ayağa fırladı. Hatta biri bayıldı. Çığlık ve gözyaşları vebanın öfkeli sesi kesti. Çünkü öyle olması gerekiyor. Çünkü efendiniz size bunu yapmanızı söyledi. Onunla çok dikkatli olmak lazım. Neden böyle bir zulüm? Ona itaat etmeli. Panik yapmamalı. Önce veba ile nasıl başa çıkacağımıza karar vermeli. Yoksa ölürüm. Fenzio sanki tüm bunları aldırış etmiyormuş gibi devam etti. Bu atlıların planının bir parçası, temizliğin bir parçası. Dünyayı gereksiz insanlardan arındırmalıyız. Sadece en güçlüler kıyamet gününe kadar yaşamaya layık. Fenzio sıkılarak kitabı açtı. Size hastalığı insanlara nasıl hızlı ve etkili bir şekilde bulaştıracağınızı anlatacağım. Geçen sefer yaptığınız gibi gruplara ayrılacaksınız. Sizi kontrol edecekler. Geriye bakın. Dikkatli olmayanların başına gelen bu. Öğrenciden geriye kalanlara gözümün ucuyla baktım. Vücudu masada oturmaya devam ediyordu. Ve başı yerinde olsa, eşyalarını ıslatan kan olmasa hala hayattaymış gibi görünürdü. Fenzio hiçbir şey olmamış gibi derse devam etti. Onu zar zor dinledim. Hareket etmekten korktum. Nefes almaktan korktum. Vebanın varlığı bende saf bir korku uyandırdı. Veba, sıkılıp ofisten ayrılınca ancak sakinleşebildim. Kapıda şöyle dedi. Sonuçlarınızı göreceğim. Ve sonra koridorda kayboldu. Sakinleşen tek ben değildim. Öğrenciler canlanmış gibiydi. Hışırtılar, sessiz. Sessiz fısıltılar, bastırılmış gözyaşlarının sesleri duyulmaya başlandı. Sonunda Fenzio bitirdi. Şimdi görev dağıtımı. Dino, Lilu ve Vicky. Vicky girdapta seni bekliyorlar. Gidebilirsin. Beni neden özellikle onlarla aynı gruba koydu? Yüksek sesle bunu sormadım. Sadece başımı salladım ve çıktım. Dino ve Lulu gergin bir şekilde bir şey hakkında konuşuyorlardı. Birbirlerine çok yakın duruyorlardı. Neredeyse iki sevgili gibi. Fısıltıyla da olsa bir şey hakkında tartıştıklarını duyana kadar bir an için öpüşüyorlarmış gibi geldi. Beni gördü. Doğrudan gözlerimin içine baktı ve hemen sustu. Uzağa baktım. Çekinerek konuştum. Fenzio beni sizinle aynı gruba koydu. Evet, biliyoruz. Lulu, Dino'dan uzaklaştı. Bana yaklaştı. Her şey güzel olacak. Sadece bizim yaptığımızı yap, tamam mı? Lulu savaştan sonra neredeydi acaba? Ne yaptı? Belki de ölmüştü. Onun kaderini bilmiyorum. Yollarımız ayrılır ayrılamaz. Ayrılmaz onu unuttum. Önemli olan şu, hastalığı çok fazla kişiye bulaştırmak için acele etme. Hanımefendi için faydalı olmalıyız Dino. Ne kadar çok o kadar iyi. Bunu gergin bir şekilde baskıyla, sanki bir ebeveyn bir çocuğa öğretiyormuş gibi. Zar zor nefesinin öfkesini tutarak söyledi. Acelemiz yok. Dino girdaba atladı. Bizi takip et, tamam mı? Oyalanma. Kenarda durmuş, dönen bulutların ardından onların kaybolmasını izledim. Kimin tarafındasınız? Vicky. Arkamı dönmeden önce Mimmo omuzlarımı sıktı ve aceleyle fısıldadı. Bunu yapmak zorunda değilsin. En iyisi kaç. Bu iğrenç bir iş. Sen onların gözlerini asla unutmayacaksın. Dengeye müdahale ediyormuş gibi hissedeceksin. Ah, bu korkunç bir şey Vicky. Gitmeliyiz. Chris Mimi'yi dirseğinden tuttu ve onu kendisiyle birlikte sürükleyerek uçuruma atladı. Mimi. Peşlerinden atladım. Onları görmeye çalıştım ama girdap beni olmam gereken yere götürdü. İşlek bir caddede buldum kendimi. Dino ve Lulu yine bir konuda tartışıyorlardı. Yapamazsın. Kime neyi kanıtlamak istiyorsun? Neyden korkuyorsun? Sessiz ol. Sanki saldırmaya hazırlanıyormuş gibi bana döndü. Sorun mu yaşıyorsunuz? Sorun yok. Ana işi biz yapacağız ve sen bizimle. Lulu cebinden iki fare çıkardı. Elini başlarının üzerinde gezdirdi ve aniden seyirdiler, uyandılar. Fareyi kendine sakla. Tek yapman gereken ölümlüye dokunmak ve yoluna devam etmek. Şimdi onları öldürmüyoruz. Sadece virüsü bulaştırıyoruz. Bu daha verimli olacak. Enfeksiyonu birbirlerine bulaştıracaklar. Dino çaresiz görünüyordu. Lulu'ya avlanan bir hayvan gibi bakıyordu. Peki ya denge? Dino bana baktı ve şöyle dedi. Gözlerine bakma. Ölümlüler. Bunu yaparken onlara bakma. Birkaç kişi yeter. Veba için yeter. Veba için yetmez. Eşit şekilde bulaştıracağız. Tekrarladı. Eşit. Lulu fareyi ellerinde o kadar sıktı ki fareci yakladı. Kendi etrafında döndü ve kenetlenmiş parmaklarından kaçmaya çalıştı. Hadi başlayalım. Kararlılıkla ilk gelenlere doğru gitti. Bir dokunuş, sonra bir tane daha. Bir kasırga kadar hızlıydı. Lulu duramıyor gibiydi. Kalbi yokmuş gibi. O bir melek. Hayır, herkesin bir kalbi var. Sadece iyice bakmalısın. Yoldan geçen bir adama yaklaştı.
Yabancı dizlerinin üzerine çöktü ve bakışının netliği ölümün karanlığında kayboldu. Neden öldü? Lilu. Sadece bulaştırdığımızı söyledi. Benim farem farklı. Veba beni sınamak istiyor. Çaktırmadan çalışacağım. Geçen sefer Mimi ile çok fazla kaosa neden olmuştuk. Bütün haberler hala o toplu cinayetten bahsediyor. Yavaşça konuştu. Sanki son gücüyle dilini döndürüyormuş gibi. Ortadan kayboluyorlar değil mi? Ruhları göklere gitmiyor. Dino cesedin üzerinde donup kaldı. Hayır. Dino bu. Bunu yapmak zorundasın. Zorundasın. Belki de hasta ettiğin insanların iyileşmek için zamanları olur. Olmaz. Biliyorsun. Benim bir görevi tamamlamam gerekiyor. Dino evlerin arasındaki dar geçide yöneldi. Elimdeki fare sabırsızca seyirdi. Avuç içim terliydi ve şimdi hayvanın kürkü ıslandı. Tatsız bir hale geldi. Cesaretimi toplayıp bir kızın yanına gittim. Önden yürüdü. Bu yüzden Dino'nun tavsiye ettiği gibi yüzünü görmedim. Uzandım ve omzuna dokundum. Kız durdu. Bir saniye sonra ürperdi ve sonra sendeleyerek yoluna devam etti. Hayat soğukkanlılık yolu. Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundaydım. Ben olmasaydım başkası bulaştıracaktı değil mi? Kendimi buna inandırmaya çalıştım. Dokunduğum ölümlülerin yüzleri pembemsi bir renk alıyordu. Atlı kadının bulaştırdığı hastalık hızlı ve ölümcüldü. Muhtemelen bütün bu insanlar daha hastaneye varmadan öleceklerdi. Ama bu hayatın acımasız gerçeğiydi. Biri başkasının acımasız oyununda piyon olur ve ölür. Diğeri hayatta kalır ve yoluna devam eder. Ne olursa olsun devam edecektim. Uygarlığın şafağında yok olmak uğruna savaşa, sevdiklerimin ölümüne, kendi çaresizliğime katlanmak zorunda kalmadım. Afetlerden sağ çıkacak, kıyametten ve atlıların gelişinden sonra da hayatta kalacaktım. Ya ben ya onlar. Kaçmasına engel olmak için boğazını sıktığım fareci yakladı. Ya ben ya da onlar. Her insanla bu iş aynı anda da hem daha kolay hem daha zor hale geliyordu. Pişmanlıklar ve suçluluk içinde boğulmamak için düşüncelerimi başka şeylerle meşgul etmeye çalışarak görevime devam ettim. Gücüm kalmadığında öfkeyle fareyi kendimden uzağa fırlattım ve nereye gittiğimi bilmeden yürüdüm. Vicky ne yapıyorsun? Dino beni yakaladı, elimden tuttu. Bileğimi sıkan parmaklarına baktım. Gözlerimi yavaşça yüzüme kaldırdım. Artık dayanamıyorum. Bu yanlış. Artık doğru ya da yanlış diye bir şey yok. Kendine sorman gereken tek bir soru var. Yaklaştı, neredeyse yapıştı. Sevdiklerinin hayatta kalmasını istiyor musun, istemiyor musun? Gözlerimin dolduğunu hissederek bir adım geri gittim. Artık benimle ilgilenecek ve benim de ilgilenebileceğim sevdiklerim yok. Veba her şeyimi aldı. Arkamı döndüm ve yoldan aşağı koştum. Vicky. Islık duyulmadan önce birkaç yüz metre koşmayı başardım. Nereden geldiğini anlamak için durdum ve sonra malbant önüme indi. Düşmenin şiddetiyle altındaki asfalt maloza dönüştü. Ağaç dalları gibi bir daire şeklinde uzanan çatlaklar neredeyse evlere giden patikalara ulaşıyordu. Hiçbir yere gitmiyorsun. Geri çekildim ama birkaç adım sonra durdum. İnatla Malbonte'yi gözlerimle dermeye devam ettim. Yavaşça bana doğru yürüdü. Gerçekten gidebileceğini mi sandın? Buradan uzaklaşmak istedim sadece. Öyle demek. Malbonte yaramaz bir çocukmuşum gibi kolumdan tuttu ve kendine doğru çekti. Arkasında dona kalmış Dino ve Lulu'ya baktı. Lucifer nerede? Bu kız artık ona ait. Bir kez daha birinin bunu bana hatırlatması üzerine sinir olup kurtulmaya çalıştım. Bir canlı kimseye ait olamaz. Öyle mi? Sahiplerinin peşinden koşuşturan tasmalı köpeklere anlat bunu. Beni peşinden sürükledi. Geri dönüyoruz. Onu bırak. Malbonte isteksizce arkasını döndü. Pişman olacağın hatayı yapma. İşini iyi yaptı. Kaçmaya çalıştı ve bunun için cezalandırılacak. Malbonte'ye karşı koy. Onu tüm gücümle ittim. Derin nefes alarak birkaç adım geri gittim. Bana bir eşyaymışım gibi davranmak zorunda değilsin. Önce seninle gelmemi sağla. Benimle savaşacak gücün yok. Ne olmuş yani? Şimdi önünde eğileyim mi? Hepinizin vebanın önünde eğildiği gibi. Malbonte'nin gözlerinde ateş parladı. Neydi bu? Bana saygı mı duymuştu? Yoksa inatçılığımdan rahatsız mı olmuştu? Ama sonunda sırıttı ve elini sallayarak etrafımızda siyah yarı saydam bir kubbe oluşturdu. Bu kubbe bizi ölümlülerin gözünden saklıyor ve şehri kavgamız yüzünden oluşabilecek hasardan koruyordu. Malbonte'ye gizli bir memnuniyet ve şükran duydum. Onunla çatışma imkanımın olmadığını biliyordu ve yine de gerçekten kavga edecekmişiz gibi davranıyordu. Pekala Vicky, istediğin gibi olsun. Malbonte bana kara bir enerji topu fırlattı. Durun. Dino ileri atıldı ama kubbenin duvarlarına çarptı. Yere düşerek saldırıdan kurtuldum. Top kubbeye çarptı ve enerji duvarları boyunca dağıldı. Bununla neyi başarmaya çalışıyorsun? Artık tüm dünyanın önünde savunmasız olduğun düşüncesine katlanamıyor musun? Yavaşça bana doğru ilerliyordu. Mümkünmüş gibi.
İnsan parmaklarının arasındaki bir böcek gibi kurtulmaya mı çalışıyorsun? Yerden kalkmadan öfkeyle ona karşılık verdim. Evet, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dağ gibi üzerimde yükseldi. Her an beni kütlesinin gücü altında ezmeye hazırdı. Bunu yapan tek kişinin sen olduğunu düşünüyorsan körsün veya aptalsın. Yakamdan tutup beni havaya kaldırdı. Ben yakasından yakalanmış, havada asılı kalmış bir köpek yavrusu gibiydim. Ancak çaresiz yerine yapışabildim. Sen de benimkinden başka bir güç olamaz. Damarlarımda akan bu karanlığı taşımak için doğdun. Ama sen bundan da mahrum kaldın. Bundan sonra kendinde başka bir yetenek bulmayı ummamalısın. İnsan dünyasında neyin gerçek güç olarak kabul gördüğünü biliyor musun? Koca bir insanlık buna değmese bile tek bir insana olan inanç, irade, dayanıklılık ve sebat. Senin lanetli karanlığın olmadan bile senden daha güçlüyüm. Hareketlerin ve sözlerinle Malbonte'nin ruhunun hala canlı kalan yerine dokundun. Malbonte parmaklarını açtı. Yere düştüm. Dizlerim asfalta sıyrıldı. Zonklayan bir acı kemiklerimi delip geçti. Bacağımda demir bir halka varken Malbonte'ye karşı koymam mümkün değildi. Acımı bile dindiremiyordum. Yine de kendimi bu kavgadan öncesine göre çok daha iyi hissettim. Ne olursa olsun üstesinden gelebileceğime dair bir güç ve güven hissettim. Ben annemin kızıydım. Savaştan sağ çıktım. Başarılı oldum. Gerekirse bunu tekrar yapacağım. Geri dönüyoruz. Malbonte beni omuzlarımdan tuttu ve kanatlarını var gücüyle açarak havaya yükseldi. Vicky, Dina'nın çığlığı rüzgarda dağıtıldı ama yine de bir yere kaydedilmiş gibi girdap boyunca kulaklarımda çınladı. Malbonte beni koridordan geçirdi. Konuşmuyor, sohbet etmeye çalışmıyorduk. Bastırdığı sabırsızlığını, sinirini ve dizginlemeye çalıştığı gücünü hissedebiliyordum. Uzun boylu, neredeyse dev kadar kocaman. Yüzündeki buz gibi bir ifadeyle bana her zamankinden daha ulaşılmaz geliyordu. Kapılardan birinde durdu ve kapıyı çalmadan hızla açtı. Gir. Nedir burası? Malbonte kendi başıma girmemi beklemeden tekrar omzumu sıktı ve talepkar bir şekilde olsa da gereksiz yere zulmetmeden beni içeri itti. Direnmeye çalıştım ve o beni bıraktığında ayakta duramayıp düştüm. Birinin ayağının dibine. Yavaşça yukarı baktım. Ona dikkat etsen iyi olurdu sıfır. Ne oldu? Doğrudan gözlerimin içine baktı. Dino ile görevdeydi. Kaçmaya çalıştı. Malbonte kapıya gitti. Kayıtsızca ekledi. Onu cezalandırmalısın. Yazıklar olsun. Sevdiğin kadını nereye getirdin ya? Aksi takdirde sen cezalandırılacaksın. Lucifer sırıttı. Yine bana neredeyse muzaffer bir tavırla baktı. Bunun için endişelenme. Lucifer'in gözleri garip, şiddetli bir ateşle yandı. Korkuyla geri çekildim ama duvara dayandım. Ve bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.